Cezmi Baskın. O doğduğunda takvimler 11 Mart 1949'u gösteriyordu. İstanbul'da doğan Baskın anne tarafından Karadenizliydi. Gençlik yılları Bakırköy semtinde geçti. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde eğitim aldı. Sanata meyilli olan Cezmi Baskın, İstanbul Bakırköy Halk Evi'nde tiyatroya başladı. O zamanlar amatör olarak yaptığı oyunculuğun ileride mesleği olacağından habersizdi. Bir süre Bakırköy Halk Evi'nde stajyer oyuncu olarak çalıştı. Bu işin eğitimini de almak isteyen Baskın, Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenliğini üstlendiği Language and Culture Center'da tiyatro eğitimi aldı. Artık gerçek anlamda bu işe başlamıştı. Grup oyuncuları Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. O yılları Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Tiyatro hayatıma çok genç yaşta, 15-16 yaşında Bakırköy Halk Evi'nde çırak oyuncu olarak başladım. Eski halk evleri genç oyuncular için büyük bir basamaktı. O yüzden bütün gençler tiyatro, folklor, sanat, spor yapmak için halk evlerine toplanırdı. Ben de onlardan biriydim. Bu iyi bir başlangıç oldu. Sonra Beklan Algan ve Ayla Algan'la birlikte tiyatro eğitimime başladım. Bu eğitimin sonunda da Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdim. 1971'di sanırım. Halk evinde öğrendiklerimi, Beklan Algan ve Ayla Algan'dan öğrendiklerimi seyirci önünde politik tiyatro macerası olan Ankara Sanat Tiyatrosu'nda uygulamaya koydum. Bu benim için değişik roller oynamama, seyirciyle karşı karşıya gelmeme sebep olurken hayata bakışımda büyük değişiklikler yarattı. Tabii ki sanat hayatıma ve oyunculuğuma da büyük katkılarda bulundu. Kısa aralıklarla 25 yıla yakın Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştım. "12 Mart, onu ve meslektaşlarını hırpalamaya başlamıştı. Oyunları yasaklanmaya, arkadaşları tutuklanmaya başlamıştı. Tiyatroları kapatıldı, salondan atıldılar. İzmir'de daha iyi bir ortamla karşılaşınca bir süre İzmir'de devam etti sanat yaşamına. Daha sonra tekrar Ankara'ya döndü. Tiyatroda oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yaptı. Sanat yaşamı boyunca sayısız kez sahneye çıkan Baskın'ın oynadığı oyunlar arasında Sanatçının Ölümü, Canavar Sofrası, Hamlet, Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti, Ana, Nereye Payidar, Aladağlı Mıho, Rumuz Gonca Gül, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Yaz Misafirleri, Taziye, Bir Şehnaz Oyun, Özgürlüğün Bedeli, Teneke, Yer Demir Gök Bakır, Sakıncalı Piyade, Ağır Roman, Memleketimden İnsan Manzaraları ve daha pek çok oyun sayılabilir. Ankara Sanat Tiyatrosu ve Gökkuşağı oyuncularında çok sayıda oyun yönetti. Bu işin yurt dışı ayağıyla da ilgilenen sanatçı, yurt dışında gözlem ve incelemeler yaptı. Hatta Pislik isimli oyunla İsviçre, Avusturya ve Almanya'ya turneler düzenledi. Bu arada seslendirme ve dublaj çalışmaları da yaptı. Tiyatroya yıllarını veren sanatçının kameralarla tanışması da çok gecikmemişti aslında. TRT'de dramalarda oynadı. Tiyatro ve dizi film çalışmalarını bir arada sürdürdü. 1980'lerde başlayan dizi film macerasına da onlarca yapım sığdırdı. 1982'de Dost Eller'de Necmi Çavuş olarak karşımıza çıkan Cezmi Baskın, sonrasında Ateşten Günler, Yasak Cennet, Çark gibi yapımlarda oynadı. Bir dönem fenomen haline gelen Bizimkiler dizisinde İbrikçi karakteriyle ekranlardaydı. Bu yapım sayesinde tanınırlığı arttı. Sergilediği performansla Türk dizi film izleyicilerinin sevgisini kazandı. Sonrasında Düttürü Dünya, Kanto'dan Tango'ya, Aile Bağları, Mavi Sürgün, Sen de Gitme, Kurtuluş, Yaban, Dostlar Pasajı, Ruhsar, Kaçıklık Diploması, Sibel, İkinci Bahar, Ayrılsak da Beraberiz ve Yılan Hikayesi gibi yapımlarla 2000'li yıllara kadar geldi. Rol aldığı tüm yapımları saymak elbette ki imkansız. Usta sanatçı her yıl birden çok yapım için kamera karşısına geçiyordu. Bunlardan bazıları Bizontele, Abdülhamit Düşerken, Gora, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Organize İşler, Beynel Milel, Fırtına, Kısık Ateşli 15 Dakika, Maskeli Beşler, Beyaz Melek, Tatlı Bela Fadime şeklinde sıralayabiliriz. Beynel Milel filmi kendisine pek çok ödül getirmişti. Usta oyuncu bu film hakkında Ege Life'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Bence 12 Eylül'ü en zarif ve en esprili, çok parmağı göze sokmadan anlatan iyi bir senaryoydu. Yazarı çok zeki bir adam, Sırrı Süreyya Önder. O da çevresini çok iyi gözleyip onların toplumdaki yerlerini çok iyi bilen ve tahlil edebilen bir kişiydi. Bizim o zamana kadar bilmediğimiz konuydu. Gevendelik meselesini bilmiyorduk. Bunlar toplumdan dışlanmış, hayatı sadece eğlence olan, eğlenceci, düğüncü insanlarmış. Bunlar Roma
Roman mı değil mi bilmiyorduk, öğrendik. Horasan'dan gelmiş bir kabile, bir toplulukmuş ve sadece müzikle ilgileniyorlarmış. Tabii bu toplumda yaşayınca bu toplumun bütün sorunları onlara da yansıyor. Sırrı Süreyya Önder, Gevende halkını, o yörenin müziğini ve müzik anlayışını da biliyor. Benim en prestijli filmlerimden biriydi. Bu arada oldukça uzun süre ekranlarda olan Akasya Durağı adlı dizideki Osman Ağa karakteriyle de çok sevilmişti. Her karaktere bürünebildiğini defalarca gösteren Baskın, bu diziyle yeni neslinde hafızasını kazındı. Hemen ardından Gurbette Aşk dizisine başladı. Yüzünü dinlendirmeye bile fırsatı olmamıştı aslında. Sabah'ın internet sitesinden İlker Gezici'ye konuşan sanatçı şunları söylemişti. Türkiye şartlarında öyle şeyler yapmaya pek fırsat kalmıyor. Yüzünüzü dinlendirmekten çok değiştirmek marifet. Birbirinden farklı rolleri oynamaya çalışıyorum. En çok buna özen gösteriyorum. Yani orada kullandığı tipi burada kullanmış dedirtmem. Hep söylerim, sinema prestijdir, dizi paradır, tiyatro hayat biçimidir. Dizi yapmazsak parasız kalma korkusu yaşıyoruz. Gelecek kaygısı yaşadığımız için dizilerde rol alıyoruz. Keşke dizide kazandığımız kadar diğerlerinden de kazansak da dizi yapmaya mecbur kalmasak. Usta oyuncu sonrasında Güneşi Gördüm, Aşk Tesadüfleri Sever, New York'ta Beş Minare, Ya Sonra, Hükümet Kadın gibi oldukça önemli yapımlarda rol aldı. Az önce de söylediğimiz gibi her yıl çok sayıda yapım için kamera karşısına geçen sanatçı, belki de sektörün en aktif oyuncularından biri oldu. Şevkat Yerimdar, Bizum Hoca, Hadi İnşallah, Sürgün İnek, Kara Kedi Şerafettin, Küçük Esnaf, Mucize gibi yapımlarda da oynadı. Usta oyuncu kendisine teklif geldiğinde senaryo değerlendirmesini nasıl yaptığını Sine Dergi'ye şöyle açıklamıştı. İlk önce rolün büyüğüne küçüğüne bakmıyorum. Ben bu rolde bir şey yapabilir miyim? Bir şey yaratabilir miyim? Bir yenilik yapabilir miyim? Bir mesajı var mı senaryonun diye bunlara bakıyorum. İkincisi iş diye bakıyorum. Küçük de rol olsa burada bir farklılık yaratabilir miyim? Bir katkıda bulunabilir miyim diye bakıyorum. Bir de tabii meselesi olmalı. Usta sanatçı artık kaç projede rol aldığını kendisi bile saymıyor. Kendi web sitesinde not almaya çalışıyordu eskiden ama bir süre sonra onu da bırakmıştı. Oyunculuk için hiçbir fedakarlıktan da kaçınmıyordu. Örnek vermek gerekirse 2017 yılında vizyona giren Murtaza filmindeki rolü için kendisini doğal yaşamın içine bırakmış, 25 gün yıkanmamıştı. CNN Türk'te yer alan habere göre 25 gün yıkanmadım. Evet, koktum. Saçların kaşınıyor, belki rahatsız oluyorsun ama bir süre sonra o adam olmaya başlıyorsun demiştim. 2021-2022 sezonunda ise reytinglerde büyük başarı sağlayan Yargı dizisinde Merdan karakterine can verdi. Bunca çalışmanın karşılığında ulusal ve uluslararası pek çok ödüle de layık görüldü. Öyle ki Pakistan ve Hindistan'da bile en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştu. Bunlar dışında Orhan Murat Arıburnu ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 14. Altın Koza'da Beynel Milel filmiyle en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Ayrıca 2003 yılında 10. Chasot oyuncu ödüllerinde jüri özel ödülüne layık görüldü. Tüm bunların yanı sıra usta sanatçı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım günlerinde okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nazım Hikmet oyunlarında gönüllü olarak rol almaktaydı. Ayrıca Cezmi Baskın, Chasot yani Çağdaş Sinema Oyuncuları ve Uluslararası Aktörler Federasyonu üyesiydi. İstanbul Acarkent'te ve Bozcaada'da evleri olduğu bilinen Cezmi Baskın'ın oyunculuktan kalan zamanlarda Bozcaada'ya gidip üzüm bağları ve şarap üretimiyle ilgilendiği biliniyordu. Aynı zamanda Cez markasıyla zeytinyağı üretip sattığı da yer alan bilgiler arasındaydı. Sadece zeytinyağıyla da sınırlı değildi. Bozcaada'ya özel gelincik, ayva, domates gibi reçeller ve nar ekşisi ürünlerini de halkın beğenisine sunuyordu. Ancak 2021 yılında bu konular sorulduğunda usta oyuncu şaşırtıcı bir cevap vermiş, şunları söylemişti. Onlar tarihte kaldı. Hiç hatırlamak istemiyorum. İki tane kıskanç iş bir arada olmuyormuş. Onu öğrendik. Ticaret bize göre değilmiş. Usta sanatçı 2023 yılında siyasete de atıldı. Bu atılımda tercihini tipten yana kullandı. Siyasete atılmadan önce dikkat çeken açıklamalarıyla da gündeme geliyordu. 2012 yılında Film Arası dergisinden Suat Köçer'in sorularını yanıtlayan sanatçı, 12 Eylül darbesini bir tek solcu sinemacıların eleştirebildiğini söyleyen ünlü oyuncu, Türkiye'deki darbelerin hep sağcılara yaradığını belirtmişti. Aynı röportajda, demokrat ya da solcu olmayan sinemacı pek yok. Belki artık gençler yeni iktidarla birlikte güven kazanıp bu alana girmiş olabilir. Bizim dönemimizde bütün yönetmenler sol tandanslıydı ve bizler böyle bir ortamda çalıştık. Sadece kendi
kendi dünya görüşümüzden insanlarla çalışırdık. Böyle bir seçiciliği yapıyorum. 12 Eylül filmleri çekenlerin solcular olduğunu görüyoruz. Mesela ülkücü arkadaşların böyle bir film çektiğini görmedik. Ya da dindar çevrelerin bu konuda film çektiklerini görmedik. Ortaya bir şey koysunlar, üzerine tartışalım. Bu darbelerin kimin işine yaradığını da görelim. Biz diyoruz ki darbeler hep sağcıların işine yaradı. Bir sosyalistin isteklerinin ne olduğunu bilmek lazım. İnsanca yaşamak. Ben burada bu evde oturuyorsam bu evi çalışarak hak ettiğimi bilmek lazım. Bazıları benim için sosyalist ama Acar kentte 3 katlı bir evde oturuyor diyorlar. Evet, herkes karnını doyursun, herkes güzel evlerde otursun diye biz sosyalistiz diyoruz. En azından herkes sürünmesin diye biz sosyalistiz. Bir başka dikkat çeken açıklamasını ise CNN Türk ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programında yapmıştı Cezmi Baskın. Ünlü sanatçı, o bölgenin ismi Kürdistan'dır. Oradaki halk da Kürt halkıdır demişti. Ana dilde eğitimin Türkiye'de yaşayan herkesin bir hakkı olduğunu dile getiren Cezmi Baskın, söylenenler yapılsa Kürdistan'a yatırım artacak mı? Kürdistan diyorum, bu bile sorun haline geliyor. Tabulardan kurtulmamız gerek diye konuşmuştu. Özel yaşamına değinecek olursak usta oyuncu 2005 yılından beri Çisel Baskın'la evli. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.